Veysel Demir, valla It's Momentum videolarının devamını çekecektim ama şöyle bir saat kadar önce bir yorumunu okudum. Bir soru sormuşsun, demişsin ki atlı karıncanın açısal momentumu korunur mu? Ve o soruya da video çekmeden içim rahat etmedi, yatamadım. Saat artık 4:47. Bugün hiç uyumadım daha bu saate kadar. Hani ben çalışıyorum. Lütfen sen de şu son 2 haftada asıl Yılmaz sonuna kadar git. Şimdi böyle bir şekil çizdim. Empty'li bir parçacık var. V süratiyle, yani V hız vektörüyle hareket ediyor. Hız büyüklüğü sabit. Çembersel bir hareket yapıyor. Konik sarkaç hareketi işte. Empty'li bir parça ipe bağladım ve ipi şöyle döndürüyorum. Dolayısıyla şöyle bir ne yapıyor? Çember çiziyor K noktasının etrafında. K noktası, iğreniyorum sanki. K noktası. Bu empty'li parçacığın açısal momentum korunur mu? Bu sorunun yanıtı bilemem hocam demeniz olması lazım. Yani nereden bileyim? Nereye göre açısal momentum almanız gerektiğini size söylemiyorsam cevabınız belirsiz olmalıdır. Genelde kitaplarda o K noktasına göre, yani onu O noktası da yaparlar genelde. Açısal momentum korunur diye yapıştırırız. Ama mesela başka bir nokta olan tepedeki L noktasına göre açısal momentum acaba korunuyor mudur? Korunup korunmama şartı şununla ilgili. 1. Büyüklüğü değişmeyecek, sayısal değeri. 2. Yönü değişmeyecek. Yani yukarı doğru olan bir açısal momentum, büyüklüğü de 20 olsun, aşağı yönde bir 20'ye dönüşürse bunun korunduğunu söyleyemeyiz. Büyüklüğü aynı kalır, yönü değiştiği için korunmamıştır deriz. Momentum da öyle değil miydi? Çizgisel momentum bu tarafa doğru P olsun. Bir de bu tarafa doğru P olsun. Bir anda değişsin cismin yönü. Momentum korunuyor diyor muyduk orada? Korunmuyordu. O yüzden orada ne oluyordu? Bir itme oluyordu. Burada da korunup korunmadığını size sorduğumuz zaman hangi noktaya göre olduğunu belirtmemiz lazım. Ha, tabii ki siz bu konuda masumsunuz. Çoğu soru bankası bunu dikkate almıyor. Ama MF Kazan'ın mesela çok güzel dikkate alıyor bunu. Benim gördüklerimden tabii. Başka kitaplarda alıyordur belki. Birçok soru bankası buna değinmediği için, öğretmenler de bunun üzerinde fazla durmadığı için bu kısım böyle bir muğlak kalıyor. Siz de yanlışın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ve gidiyorsunuz sınavda pat diye yanlış şeyi işaretleyebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle yönlerden bahsedeceğim. Baş parmak sahil kuralına göre biz ne yapacağız? Açısal momentum yönünü bulacağız. Açısal momentum formülü neydi? L'ydi hatırlarsan. L ile gösteriliyordu. Ve R çarpı P'ye eşitti. Buradaki çarpma, bakın, nokta şeklinde yazılmıyor. Çarpı şeklinde yazıyor. Çünkü vektörel çarpımı anlatıyor size. Vektörel çarpım size ne diyor? 3 yön var. X, Y, Z. Bu yönler sırayla işte bunlar arasında dağılacak diyor. Biri X yönünü kaparsa, diğeri Y'yi kaparsa, öteki de mesela Z'yi kapacak. Bilmiyorum artık kim neyi kapacak. Mesela şöyle bir şey yazsak doğru mudur? Doğru mudur sizce? Bir düşünün bakalım. Evet hocam, doğrudur diyen kaç kişi acaba aranızda? Doğru değildir çocuklar. Vektörel işlemde yer değiştirme olmaz. Yani P çarpı R ile R çarpı P birbirine eşit değildir. Peki P çarpı R ile neyi bulursunuz acaba? Ne bulursunuz biliyor musunuz? Solakların yaptığı hatayı bulursunuz. Siz P çarpı R'yi sol elinizde bulduğunuzda nasıl ki bulduğunuz yön gerçekte olanın tam tersi oluyor. Burada da P ve R'yi bu şekilde yazarsanız bulacağınız şey eksi L vektörünün yönüdür. Artı L'nin yönü değildir. Hatta burada bir gireyim. Bir yıldız araya gireyim. Tork buluyorduk değil mi? Yine bir konumuz tork. Çatır çatır hesaplıyorsunuz. Mesela torkta D ile F çarpılıyordu. Bakın sıralama böyledir. D ile F bu şekilde çarpılır. Çünkü tork aslında F çarpı D ile bulunamaz. Hani hep FD FD diye yazıyoruz ya. Alışırsınız bakın, tuzağa düşersiniz. Skaler anlamda F çarpı D de sıkıntı yok. Ama vektörel çarpımda bu buna eşit değildir. Yine neye eşittir? Eksi torka. Yani torkun ters yönüne eşittir. Ha, şunu yazabilir miyim peki hocam? P çarpı R'dir. Ya da L eşittir R çarpı B'dir. Evet, seve seve yazabilirsin. Neden? Çünkü skaler bir çarpımda çarpmada yer değiştirme vardır. Ve burada vektörel işlemden bahsetmiyorum. Büyüklüğünden bahsediyorum. Yine tork eşittir F çarpı D diyebilirsin. Ya da tork eşittir D çarpı F diyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Evet, gelelim şimdi şu büyüklüğü açmaya.
L eşittir işte ne deriz? R çarpı MV'dir. Çizgisel momentum açarsam. Ha biliyorum ki ben açısal hız ile yarıçapı çarptığımda da çizgisel hızı buluyordum büyüklükçe. O zaman gelirim buraya bir de ne yapıştırırım? R çarpı M çarpı omega R. R'leri çarpar. M'i de başa atarsam M çarpı R kare omega gibi bir şey elde ederim. Ki M R kare bir M kütleli parçacığın sahip olduğu neydi? Eylemsizlik torkuydu. Dolayısıyla eylemsizlik torkunu da I ile gösterdiğimizde en son I çarpı formül, I V formülüne ulaşırım. Ha ben peki hangisini kullanacağım şu anda? Şunu kullanacağım çünkü size verdiğim değerler yarıçap, kütle ve hız büyüklüğü. Açısal hızı ve eylemsizlik momentini vermediğim için bunu kullanacağız, tamam mı? Burada şöyle güzel bir şeye değindik yani. Gelelim hangi yön, hangi parmakla ifade edilecek? Sağınızı şu şekilde tutacaksınız. Baş parmağınız hız vektörünü gösterecek. Dört parmağınız referans noktasını. Peki referans noktası neresi? İşte bizim size açısal momentumu hangi noktaya göre almalısınız açıklamasını yaptığımız yer. Yani mesela burada K noktasına göre alacağız diyorsak cismimizden K'ya doğru çizeceğimiz vektör yarıçap vektör olacaktır. Şu tarafa doğru çizeceğim vektör. Tamam şöyle yani. Peki B noktasına gelirse ne olacak bu vektörün yönü? Bakın yukarı doğru olacak. C noktasına gelince bu vektörün yeri ne olacak? Eksi x yönünde olacak. D'ye geldiği zaman cismimiz bu sefer de ne olacaktır? Eksi y yönünde olacak. Yani yarıçap vektörü sürekli ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Hız vektörü de sürekli ne yaptı? Yön değiştirdi. Peki acaba açısal momentum vektörü yön değiştirecek mi? Yön değiştirmiyorsa o zaman zaten korunma olasılığı yüksek. Bir bakalım hadi. Evet, şimdi formülümü yazıyorum. Neydi? Merve'ydi formülümüz. RMV. Merve olarak yazalım onu. Merve. M değişiyor mu bu sistemde? Hayır. Yarıçap büyüklüğü yani cismin K noktasına olan uzaklıkları değişiyor mu? Hayır. Büyüklük olarak değişmiyor. Hız büyüklüğü değişiyor mu? Hayır. Çemberser, düzgün çemberser hareket yapıyor bu. Hız büyüklüğünde değişmedi. Demek ki şu anda açısal momentum büyüklüğü değişmedi. Hepsi birbiriyle aynı. Bir de yönü değişmiyorsa o zaman ne olacak? İki şartı sağlayacağı için açısal momentum korunur diyeceğiz. Açısal momentumun korunması için iki şart var. Büyüklüğü ve yönü değişmeyecek. Yani tekrar diyorum aşağı doğru açısal momentumu L olan bir şey varsa L olan bir şey varsa bu bir şekilde yukarı doğru L olduğunda açısal momentum korunur diyemezsiniz. Büyüklüğü aynıdır. Ama yönü değiştiği için korunmaz diyeceksiniz. Yönü bulalım. Elimizi çizmeye çalıştım bu noktalardan geçerken. Bir kere biz yukarı yönü artı y, sağ tarafı olan yönü artı x ve sayfadan bize doğru yani size doğru olan siz de ekrandasınız diye kabul ediyorum. Sizin içinize doğru olan yönü de sayfanın dışı kabul ediyoruz. Sayfa karşımızdan bize doğru gelen yön. Artı z ekseni o da ne olacak? Sayfa dışı ve noktayla göstereceğiz o sayfa dışını. Şimdi sağ elimizi kullanacağız. Bakın burada eli çizdim. Şuradaki çizgiler neyi anlatıyor? Avuç içindeki çizgileri, avuç içini gösteriyor. Şimdi ekranı karşınıza alın. Benim ya dediğim şeyleri yapın. Ekranı karşınıza aldınız. Sağ elinizi çıkarttınız. Baş parmağınızı ne yapacaksınız? Hız vektörü aşağı doğru olduğu için eksi y yönüne çevireceksiniz. Çevirin bakalım. Çevirdiniz. Güzel. Şimdi dört parmağınız eksi y yönündeyken dört parmağınızı bir şekilde ne yapmanız gerekiyor çocuklar? Hop şöyle şeye doğru, K noktasına doğru çevirmeniz lazım. Çünkü dört parmak artı x yönünde ve kimi anlatıyor bize? Referans noktasını. Cismimizin referans noktasına olan yönünü uzaklığını. Dört parmağınızı buraya çevirdiğinizde karşıdan size doğru avuç içinizi siz göreceksiniz yani. Avuç içi size bakıyor olacak çocuklar. Avuç içi size bakıyorsa bu sayfanın dışına doğru bir B alanı olduğunu anlatır A noktasındayken cisim. Dışa doğrudur dedim. Geldik B noktasına. Cisim B noktasındayken artık hız vektörü ne yönde oldu? Bakın baş parmağınız artı x yönünde ve dört parmağınız nereyi gösterecek? K noktasını gösterebilsin diye artı y yönünü. Şu şekilde çevirdiğiniz zaman avuç içiniz yine sizi gösterecek. Size bakacak avuç içiniz ve tokatlayacak yüzünüzü. Uf. Bu da B noktasındaki açısal momentumun yine dışa doğru olduğunu anlatır. Geldik C noktasına.
baş parmak artık hız vektörüm artı y yönlü, dört parmak eksi x yönünü gösterdi ve böylelikle avuç içi yine size baktı çocuklar, dışa doğru. Sonra geldim, baş parmağım hız vektörünü yani eksi x'e doğru oldu. Dört parmağım bu sefer eksi y yönünde oldu. Böylelikle avuç içi yine size baktı, yine dışa doğru. O zaman şartlarımız sağlandı mı? Evet. L büyüklüğü aynı kaldı. Ve L'nin yönü aynı kaldı. O zaman ne dedik? Açısal momentum L korunur dedik. Hangi noktaya göre? K noktasına göre çocuklar. K noktasına göre. Peki L noktasına göre de korunur mu acaba? Şimdi bir de onu irdeleyeceğiz. L noktası tepedeki bir nokta. Şurası. Şuradaki bir nokta. Yine aşağıdan geçeceğim belli noktalardan. Mesela şu kısmı alalım. İrdeleyelim. A noktası burası. 1. Baş parmağım hız vektörünü gösteriyor. Şöyle bir şey. 2. Bu hız vektörüm. Referans noktam şurası L noktası. L'ye olan dik uzaklığım L vektörü oldu artık. Bunlar arasındaki açı 90 derece. Sağ el kuralına göre bunu bulmanızı istiyorum. Şöyle bir şey. Yani açılı bir şey arkadaşlar. Açılı bir şey. Ne tarafa doğru? Bunlara dik olan vektör. Dur bakayım. Şöyle. Tuhaf bir şekilde bu yönde bir vektör oldu. L vektörü. A noktası için açısal momentum vektörü. Peki geldik B noktasına. Yine L buradaydı. B noktası daha böyle bir zor bulunacak bir şey. Nasıl çizsek onu ya? B noktası hani şöyle çizeyim, biraz yandaymış gibi çizeyim çocuklar B noktasını. İşte nasıl anlatsak ya? Hadi ya. Şöyle nasıl anlatsam ya, şimdi düz çıkacak B. L şurada olsun çocuklar. Aslında L tam üstünde ama L noktası bu olsun. Tam bu noktadan geçerken artık hız vektörüm böyle oldu. 90. Şu şekil. Evet, hayal ediyorum. Evet, şöyle bana doğru uçtu. Hani alttan apar kat atar gibi. Bu tarafa doğru. Ama onu nasıl çizeceğim ya? Çok çirkin oldu. Şöyle bir şey gibi. L. Acaba değişti mi yönü? Devam edelim. C noktası da belki daha iyi anlarız. Yine L noktası bu. C noktası bu. O şu benim L vektörüm oldu. Bu da hız vektörüm oldu. Aralarındaki açı 90. Bakıyorum şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şuk diye şuradan tokatlıyor bu sefer. İşte bu. Buna da dik olan LC vektörü oldu. En son tepeye geldik. Yani arkadayım, D noktasındayım. L noktası şeyde kaldı. Şurada kaldı. L noktası bu olsun. Böyle geride gibi düşünün. D noktası bu. L'yi gösteriyor. Hız vektörü de bu tarafa doğru. Bunlar arasındaki açı 90. Hop şöyle çizeyim bir. Bakıyorum. Hız vektörü bu tarafa. Aha, bu. Geriye doğru. Şöyle bir şey. Bu da D'deki vektörün yönü. Değil mi? Burada doğru yaptım. Şu. Aynen. Şimdi bunların hepsinin yine büyüklüğü aynı bakın. LA büyüklükçe LB'ye, o da LC'ye, o da LD'ye eşit. Kime göre alıyorum şu anda? L noktasına göre. Keşke ona L noktası demeseydim. Ne diyeyim ya? Çünkü açısal momentumun L'siyle karışmasın. P noktası olsun. Yok, momentumla karışır. Z noktası olsun. Evet. Z. Başka bir yerde Z var mı? Yazmadık. Z noktasına göre açısal momentumun büyüklüğü öncelikle ne dedim? M, R yerine L çarpı V. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yönlere baktığınız zaman A vektörünün yönü, B vektörünün yönü, şuradaki neydi, şu C vektörünün yönü ve D vektörünün yönü hiç sizce aynı gibi görünüyor mu?
Görünmüyor değil mi? Yön olarak aynı olmadıkları için, L'nin yönü değiştiği için değişmiş. Bu sebeple L korunmaz deriz. Yönün değişmesi kendisinin değiştiği anlamına geliyor çünkü. Yani demek ki temel şart soruda şunu aramak. Hangi noktaya göre açısal momentumu sorduğunu bilmeliyiz. Ben size şimdi bir de kendim bunu böyle bir daha önceden WhatsApp grubunda sorulmuştu. Görselleştirmeye çalışmıştım. Bir o videoyu açacağım. Aman video değil ne yazık ki. Resimleri paylaşacağım. Evet. Şimdi burası şöyle çembersel hareket yörüngemiz, tamam mı? Şu yönde hareket ediyor en kütleli parçacığımız. Çemberimizin merkezi de O noktası. Dolayısıyla cisimden O'ya olan şu siyah kalem neyi anlatıyor bize? R vektörünü. Bu çembersel yörüngeye teğet olan V vektörünü anlatıyor. Sağ el kuralına göre uyguladığınız zaman bunu yukarı doğru olan, yani sayfadan dışarı doğru olan sarı kalemle açısal momentum vektörünü gösteriyor. Peki bu parçacık buradan şuraya geldiğinde yön nasıl olacak? Ona bakalım. Evet, artık oraya geldiğinde O noktası burada kaldı, aşağıda kaldı. Ve hız vektörü artık çembersel şu yörüngeye, şu noktada teğet. Sağ el kuralını uyguladığınızda bu sefer bu V baş parmak, bu R 4 parmaksa sayfadan dışarı doğru yine sarı kalemimiz açısal momentum gösterdi. Sonra geldik buraya. Döndük yani şu şekilde ve neredeyiz artık burada? Hız vektörüm uçlu kalemim oldu. R yarıçap vektörüm O noktasını gösteren dolma kalemim oldu. Ve yine sarı kalemimiz açısal momentum sayfadan dışa doğru oldu. Gördüğünüz gibi oradaki çembersel harekette sarı kalem sürekli sayfanın dışını gösterdiği için yönünde bir değişiklik olmadı. Büyüklüğü de değişmediği için açısal momentum O noktasına göre korundu. Evet, gelelim buna. Ha, bu da en alt noktadan geçti artık. Hani döndü, şuraya geldi, buraya geldi, buraya gelmişti. Şimdi buradan geçiyor. Tam buradan geçerken hız vektörüm artık bu. O noktası yukarıda kaldığı için yarıçap oraya gösterdi ve açısal momentum yine sayfanın dışına doğru oldu. Evet, şimdi gelelim diğerine. Eğer az önceki bizim hani Z noktası dediğimiz nokta var ya, Z noktası şurası olsun. Yani bunun etrafına göre şöyle bir çembersel hareket yapacak. Ama tepede de bir P noktası demişim buraya. Z noktası var artık. P noktasına göre noktam en kütleli parçacık bu yönde tam giderken, hani hareketin neresindeydi, o şuradan başlamıştık ya, oradan V hızıyla giderken L'yi gösteriyorsa, aman Z noktasını yani P noktasını gösteriyorsa bizim yarıçap vektörümüz, buna da L demiştim az önceki konu anlatımında, sağ el kuralına göre bakın açısal momentum bu yönde çıktı, şu tarafa doğru, kuzey doğu yönünde. Bir sonraki resme geçtim, geldi buraya, yani şöyle döndü buraya. Artık P noktası bize doğru, tavanı gösteriyor. Şuraya bağlıydı yani, hani konik sarkacın o tepesi. Hız vektörü bu oldu, açısal momentum vektörü de bu yönde oldu. Yani az önce kuzey doğuydu. Bakın hiç bu artık kuzey doğuya benziyor mu? Hayır, benzemiyor. Tuhaf bir yön oldu o. Gelelim sol tarafa gelmiş olsun artık buraya. Buraya geldi, döndü. Artık ipin bağlı olduğu tavan şurası oldu. Hareketin bizim başlangıcımız, bizim hareketimizin şu nokta bize göre A noktasıydı yani az önce. Yarıçap orayı gösteriyor. Hız vektörü burayı ve açısal momentum vektörü bu yönde oldu. Yani bakın bu sefer de kuzey batı çıktı. En son dönüp artık buraya geldiğinde ise V vektörüm bu, P vektörüm bu. Yine bağlı, ipin bağlı olduğu noktayı gösteriyor. Sarı vektör de şöyle yamuk bir şekilde çenemizin altına doğru ilerledi. Açısal momentum vektörü sürekli yön değiştirdiği için büyüklüğü değişmese de açısal momentum burada ne olmamış oluyor? Korunmamış oluyor çocuklar. O yüzden Veyselcim, sen bana sormuşsun atlı karıncanın açısal momentumu korunur mu korunmaz mı? Yanlış yaptım belki denemede, bilmiyorum. Hangi noktaya göre olduğunu sana söylemiş olmalı. Yani atlı karınca değil mesela, bu neye benziyor? Dönme dolap, hayır o da değildi. Neydi onun adı ya? Hani biniyorduk ve bir sürü işte salıncaklar vardı ve dönüyordu böyle. O salıncaklarda konik sarkaç hareketi yapıyorduk. O salıncaklarda mesela açısal momentum o tepe noktasına göre ne olmuyor? Zincirlerin bağlı olduğu noktaya göre korunmamış oluyor. Senin de atlı karınca sorunda bir bak bakalım, soru kökünde ne diyor? Hangi noktaya göre olduğunu söylememişse soru zaten hatalıdır. Tamam. Umarım işe yaramıştır. Zar zor anlattım. Sahil kuralını anlatmak, üç boyutlu evreni
iki boyutlu şu sayfa düzeninde anlatmak gerçekten çok zor. İnşallah tripodum geldi. Bunları tekrar anlatacağım zaten. Ha, size yetişmez artık bilmiyorum. 2021 adaylarına yetiştiririz inşallah. Öpüyorum. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Saat oldu 5:11. Hoşça kal. Hoşça kalın hepiniz.